Üç yıldır İmralı'dan ki tutuklulardan e, tutsaklardan herhangi bir haber alınamıyor. Bunu nasıl görmek gerekir? Bu tamamen zaten Türkiye'de bir hukuksuzluk, bir e, adaletsizlik vardır ve bu adaletsizlik ve hukuksuzluğun e, Türkiye'ye bir kazanımı yoktur. Tam tersine bir çökertmedir, çökertisi vardır. Yani Türkiye bu hukuksuzlukla hiçbir yere varamaz, varamamıştır, varamayacak da. Ekonomik kriz olsun, insanların birbirine düşmanlığı olsun, kini olsun. İnsanlarda bir sevgi kalmamış. Yani artık insanlar birbirine bir selam veremiyorlar. Çünkü Türkiye'de bir sevgisizlik e, kesinlikle hakim. Türkiye'de bir sevgi bırakmadılar, insanlık bırakmadılar. Tutsak bir insan neyin disiplinsizliğini yapabilirler? Yani ne kadar disiplinsiz olabilirler? Ya da disiplin nedir? Onlara göre disiplin nedir? E, tutsak bir insan ne kadar disiplinsizlik yapabilir? Hadi diyelim yani disiplin serbestsin dışarıdasın e, bazı kuralları çiğnersin yaparsın edersin. Ama bu tutsak insanların disiplinsizlik yapabilecek bir ortamda değiller ki tutsaklar zaten esirler orada. Yani ne kimseyle bir e, tutsaklarımızın yüzünü unuttuk artık. Yani artık onların bir rüyalarımıza girmeseler artık onların sesini, suratını unuttuk. Yani o o noktaya gelmişiz. Hiçbir şekilde ne acımızı ne sevincimizi aynı şekilde onlarda birbirimize iletemiyoruz, paylaşamıyoruz. Türkiye'de en küçük memurundan tut en yükseğine kadar insanın muhatap alacağı bir kimseyi, yani kimseyi karşımızda göremiyoruz. Ya bir başsavcıya gidiyoruz, tutuyoruz. Tutsağımızı görmek istiyoruz, başvurularda bulunuyoruz. Bizi ciddiye bile almıyorlar, muhatap almıyorlar. Ben soruyorum onlar da anne babadırlar. Acaba 8 yıl, 9 yıl, 24 yıl kendi e, sevdikleri birisinden bir haber alamasalar ve bu hukuksuzluğa bağlı bir haber alamama acaba kendileri ne yapardılar? Onu çok merak ediyorum. O cevaplarını gerçekten çok merak ediyorum. Bu dört mahkumun kesinlikle tabii ki ilk önce ilk önce kesinlikle ve kesinlikle fiziki, fiziki özgürlüklerine kavuşması lazım. Ee, ve o cezaevinden nakillerini bir an önce bütün kendine insanım diyen, ben hukukum diyen, ben adaleti savunuyorum, insanlığı savunuyorum, derneklere sesleniyorum. Hepsinin üzerine düşen görevlerini yerine getirmesini istiyorum. Neden konu Kürt olunca Türkiye'de e, insan hakları bile yani bitiyor. Yani ben anlamıyorum. Yani Konu kürt olunca herkesin gözü kulağı kapalıdır. Ee, ben böyle biliyorum, böyle görüyorum.